İbrahim Bey dönmezler salonu sahibi. Kendileri bizim makinalarımızı son 10 yıldan beri kullanıyorlar. 260 tane Fekon makinesi var. Görüşlerini soracağız. Buyurun İbrahim Bey. 10 senedir Dakop makinalarını kullanmaktayım. İlk Dakop'larımızı denemek için Türkiye'ye getirdik. Ve kendi getirdiğimiz 6 adet makinayı 6 ay süreyle denedik. Ve güzel sonuçlar elde ettik. İtalyan makinalarının yanında örgü üstünlüğünü de gördük. Siz Lonati ile başlamıştınız bildiğim kadarıyla. Kaç tane vardı? 13 makinanın 6'sı Rumi'ydi. 7 tanesi de Lonati'ydi. Ve biz yeni arayışlar içine girdik. İtalyanlardan kurtulmak için diyelim. Çünkü çok yedek parçası ve teknik servis yetersizliğinden dolayı buradaki İtalyan distribütörlerinden yeterli desteği alamadık. Bunun üzerine yeni arayışa girdik ve Dakop'la görüşmelerimiz, temaslarımız oldu. Denemek için 6 makineyi aldık ve çok güzel sonuçlar elde ettik. İtalyan makinelerinin yedek parça maliyetlerinin pahalılığından çok şikayetçiydik. Ve teknik servis yetersizliğinden çok şikayetçiydik. Rapoplarda hem yedek parça düşük maliyetli olsun hem de güzel çalışma performans olsun çok güzel sonuçlar elde ettik. Ve 6 makineyi biz daha sonra 50 makine alarak devam ettirdik. 56 makineye yükselttik. Daha sonra her Dakop alışımızda Lonati ve Rumi'leri elimizden çıkardık. Daha sonraki yıllarda karşılaştırma yaptık. Elimizdeki Lonati ve Rumi adet olarak aynı adette Dakop'un yedek parçalarını karşılaştırma yaptık. %50 daha ucuz Dakop'un yedek parçaları az gittiğine, daha az maliyetli olduğuna karar verdik. Genellikle bize söylenen müşterilerden Lonati'ye göre 1/3, 1/4 daha az para ödüyorlar. Aynı beraber çalıştıranlar hem, var. Evet. Hem yedek parçalarının daha düşük maliyetli olması, hem makinenin fiyatları da daha uygun, ekonomik olması, hem makinenin daha iyi çalışması diyelim. Sağlam. Hepsi daha elverişli ve sağlamlığı. Bizde 99 yılı çalışan makineler, Dakop'larımız halen 280 devirde dönmekte. Evet. Bu arada bize sorular geliyor. İkinci eli var mı bu makinenin diye. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? İkinci elleri de yavaş yavaş Türkiye'de oluşuyor.